Burada saatin içerisinde kıymetli vakit dediğimizde Cenab-ı Mevla'nın ve Resul-i Kibriya'nın bunlara nazar ettiği vakıtlar, kıymetli vakıtlar onlardır. İkindi namazıyla akşam namazı arası bir bu vakit kıymetlidir. İbadet için Cenab-ı Hakk'ın kullarına nazar buyurduğu, Resulullah'ın da ümmetlerine nazar buyurdukları vakittir bu. İkindinden akşam arası ibadet, taat ehli kimseler ikindin namazına yetişip gelir, ikindin namazına kadar neyse kısmetleri onu alıp ikindin namazında artık dükkanı kapatır geçer. Rızkımız hasıl oldu, tahsil oldu. Mevla'ya hizmete gideyim, sonra eve yetişeyim diyerekten ikindin namazına kadar dünya işinin işiyle nafaka için meşgul olur. Ondan sonra da Cenab-ı Hakk'ın hizmetine mukayyet olurdu eskiden insanlar. Çarşıya, pazara ilk önce giden makbul değildi. En sonra giden makbul idi. Sonra çarşıdan da en evvel dönen makbul, sonraya kalan makbul değildi. Şimdi dünyanın peşine çok düştüğümüz için kanaatimiz kalmadı. Yiyemeyeceğimizi yiyoruz, kullanamayacağımızı alıyoruz. Habire dünyayı toplayıyoruz, istifleyiyoruz. Burada faydası yok. Kıyamet gününde hesabı var. Dünya malını çoğalttığında onun yerine kullandın mı, kullanmadın mı sorulacaktır. Ne için koşturdun? Ne için topladın? Ne için biriktirdin? Soracak Cenab-ı Allah. İhtiyacın kadarını kendin için kullan. Fazlasını biriktirdin, ne için biriktirdin? Rızık kapıları kapandığı vakitinde rızık satın almak için mi? Rızık kapıları açıktır. Gökyüzünden rahmet ediyor. Yeryüzünden yiyeceğimiz, içeceğimiz tahsil oluyor. Müminin gökyüzü kapansa, demir çelikle kapansa, yeryüzü kaya ile döşense, mümin olan kimsenin kalbine nasıl geçireceğim, nereden yiyeceğim diyerekten böyle bir fikir gelmez. Mümin olan, mümin olan kimse rızkında şüphesi yoktur. Çünkü rızkında şüphesi olan
Lezzatta şüphesi olur. Lezzat Cenab-ı Hak'tır. Göreceğim dedi. Rızkımıza kesin dedi. Göreceğim rızkımızı. Rızkımızı bitirmeden de dünyadan çıkmazsınız. Rızık bittiği vakitinde çıkacaktır. Rızık da tayin edilmiştir. Alacağımız nefesler de sayılandır. O sayıdan 90 kalamaz. Fazla da olamaz. Ne kimse haleti mezi'a geldiğinde, yani şimdi ona koma koma hali derler. Yani dünyadan çıkması hazır olduğunda dört melaike gelir diyor. O vakit ki gözleri dikilir ve artık o kimsenin dünya gözleri dünyasına bakmaz. Dünyasına bakmadığı vakitte o kimse ahirete bakmaya başlar. Peş peşine dört melaike gelir diyor oraya. Birisi gelir, Esselamu aleyke ya Abdallah der. Ey Allah'ım yorumu, sana selam ederim. Ben senin yiyecek lokmana müvekkel idim. Boğazından geçecek lokmayı sana yetiştirmek için mağrıptan başlıktan neredeyse onu hazırlayıp senin huzuruna getirmeye ben memur idim. Çünkü herkesin yiyeceği lokmanın üzerinde ismi yazılıdır. O lokmayı sen yersin, başkası yiyemez. İsmi adını. Bu ahlullah olan kimse meyve ağaçlarının üzerine bakarsa o meyvelerin üzerinde onu yiyecek şahsın ismini görür. Karışıklık yok. Nizam intizam ulandı. Herkesin yiyeceği alınmış. O melaike der ki, ben dünyanın mağribini, maşrikini dolaştım. Senin ismin yazılı yokma bakmadım. Der geçer o. O bir an içerisinde olur. Şimdi melaike gelir, yine o da selam verir. Der ki, ben senin dünyada içeceğin sulara müvekkel meleğiydim. Senin boğazından geçecek sudan da artık. Önce onun ağzına su verdiğinde yutamaz dışarı gelir. Pamukla ancak ıslatabilir, ıslatır dudaklarını. Şeye girmez. İçecek, boğazından geçecek sudan da senin dere geçer. Ondan sonra bir üçüncü melek gelir, o da selam verir, o der ki, ey Abdallah, ey Allah'ın kulu, ben senin nefeslerine müvekkel olan meleğim, senin artık alacağın nefesten hadi, tamamdır, hiç. O melek sevk etmese, sen nefes alamazsın. Melaikeyle o nefes çevirir. Şimdi ağzına burnuna tulumla şey yani hava veriyorlar, oksijen veriyorlar. Onu yaşatalım da onun canı çıktı zaten. Oksijen de olacak o. Zorla nefes vardır arkadaşlar. O ölür. Oksijene koydum, onun işi bitti demektir.
وہ اعتباریوں کو نفس نفس قیم بلائی قدر کی شبیعہ وزار نفس شردہ تمام اولو او چکار دردیجی ملک کبیر دردیجی ملائکہ جلدیندہ سلام بری نظر کی اے عبداللہ من سمین اجلیہ وکل ربنی عمرنا بخان سمین اجلی دوموش بندہ رفت اجل دان خط سمین حیاتا اولاد سمین شن خدودم شن جدیدہ و سلام مدیدہ اولی بلین قمسدہ مؤمن إساء ومن روحه دانتي عزائل عليه السلام شيلشين عزائل عليه السلام تسليم عودة يعني روح دانتي من سميئا منا bu vücuda girmedim ki senin emrinle çıkayım. O da ki Cahil Aleyhisselam ben Cenab-ı Hakk'ın fermanıyla gelmişim. Ruh der ki fermanını göster ona göre teslim olayım. O zaman Cahil Aleyhisselam خشوات روح جناب رب العزة سجادة وذلك يا رب العزة قلن تسليم الميال هرمان يسترين بيوه بني استيوه وزمان أزعي عليه السلام أرضي إلى إتشارسنا لفظة جلال يعزلان نوح أولي جتري بلا المؤمني جاسسين با جتو أرمين با وروح برايا قضا و جناب حق اسم شريفين نورين با ونا عاشق olarak da nefidi terk eder, birden çıkar. Onun için mümin nasıl öldüğünün farkına varmaz. Sen uyuduğunun farkına varır mı? Nasıl uyudun? Bir an içerisinde uyanırsın, bir an içerisinde uyku haline geçer. Aralığı yok oluyor. Mümin dünyasını değiştirirken, ahirete intikal ederken o hal üzerinde birden çıkıverir de öldüğünün farkına varmaz. Ta ki onun ruhunu melaike-i kiram alsın ve huzura gökyüzünde çıkarsın. Gökyüzünde Cenab-ı Allah o kula, mümin kula itikaf eder. Uyum der. Sonra oğlum şimdi kabirde yatan vücuduna dön. Soğun melaikesi gelecektir. Soğun meleklerinin cevabına hazır ol diye. Geri döndüğünde vücuda girer, uyanır. Uykudan uyanır gibi meclis kabrinde o vakit uyanır. Ve o zikri karanlığın içerisinde çağırır oğluna, kızına, karısına, yahu o ışığı yak.
elektrikler mi kesildi, ne oldu, ortalık simsiyah. Diyerekten o çağırır, sonra ellerini hareket ettirip de böyle baktığında, sert toprağı bulduğunda, işte o zaman böyle sessizlik, öyle bir sessizlik, hiç ses seda yok. O toprağı da yokladığında, o zaman bilir ki, bilir ki, dünyadan çıkmışız, kabre inmişiz. Ben öldüm de o zaman. Ben ölülere karışmışım de. O zaman bilir. Kabristan ehlinden olduğunu. O anında melaike gelir. O anında bir melaike gelecektir. Çoğu melaikesi, iki melek gelip, o kimseyi oturtturup, ona ilk suallerini soracak. İlk sualini sorduğu, Rabbin kimdir? Rabbin kimdir? Kimi Rab tuttun sen? Rabbini tanıdın mı? Rabbin kimdir? Ey bu, böyle sana sual ettiğinde, Rabbim Allah, böyle bildiysen, işin iyidir. Böyle meyceysen, şeytan da var. Kendisini taşıyan adam bulursa, ensesinden ölmez. Şeytan çok kimseleri kendisine eşek etmişti. Türkçe söyleyin, merkep demeyelim. Eşek de demeyin, eşek etmişti. Şeddedi. Evliyaullah, şimdi Mabeynel Mağri'nin maşrikin arasına baktığında, insanların çoğunu eşek sıfatında görüyor. Neden? Enselerinde şeytan biliri. Kendini yoklar öyle bir bak bakalım. Acaba bizim de omzumuzda dolaşıyor mu? Kaç defa dolaşıyor mu? Bir şey... Kaç defa dönüyor. Dağıtı bir Esami Hazretleri Medine-i Münevvere'de o gibi Havran tarafında olan kapıdan çıkarken böyle Ramza-i Şerif'ten kapıda bakmışsın şeytan duruyor. Burası, burası, bu iki elleri omuzların bu hayvanları yığlar bakar ya ağzına yem yem dolu diyor bu her tarafı. Bayezid Bestami Hazretleri bakmış, ne yapıyorsun demiş sen burada? Çünkü evliyaullah, o mahacanadır. Evliyalar şeytanı görür. Şeytanı tanıdığı gibi şeytan sıfatı galip olan insanı da tanır. Bir şeytanını da tanır, bir şeytanını da tanır, evliya baktığı vakit. O kişi rahmani mi, şeytani mi, evliyaullah bilir. Bakmış kapıda duruyor. Elif onu bekliyor. Ne bekler demiş buradaysan? Yani şimdi benim adamları bekliyorum, benim hayvanları gelmeyip de bineceğim diyor oradan üzerine. Ta Ramza-i Şerif'te, Medine-i Münevvere'de. Şeytan olmadığı yer biliyor mu hocam? Var mı bu yer şeytan olmadığı yer? Sizin köyde var mı?
olsa git. O tarafa gidelim. İstanbul'da var mı? Kuşa Ankara'da daha çok. Mecidonya'da yok. Bursa'da. Erzurum. Nasıl? Her tarafta var. Şeytan olmadığı yer yok. Ne yapıyor bunda demiş, benim adamları demlemek için bunları taşıyorum diyor, yoruldum. Bekleye bekleye bekliyorum, dışarı çıksınlar, demleyin. Yalnız bu kapıdan mı durun diyor sen? Yok diyor, ben her camilerin kapılarını da uğraşırım. Daha ziyade de yer, camideki cemaate musallatım. Müslümanlar daha çok takip ediyorum, sıkı takibi aldım diyor Müslümanları. Çünkü öteki de benimdir. Nasılsa benimdir. Evde değildir diyor onlar. Onları ben cemledim, bıraktım. Yahut emir gazetle bir yere bağladım, oradan kaçmaz onlar, otlayıp durur. Şimdi kaçanlar, camilere giden Müslümanları arıyorum diyor. Onları gönderiyorlar. Her camilerin kapılarına da böyle kimseleri gönderiyorum. Camiden çıkarak tutunma kapıdan, hemen orada emrediyor, çabuk. Çabuk diyor, bak beni, için tutunayım. Tutun dediğimi de anlamıyorlar, sigara. Malboro. Ya. Ulan da diyor, şansı güzel, ulan yetişin. Hoca içeride işi uzattı. Ya bunaldık, hutbe de uzun oldu. Namazı da uzattı. O dışarıdan çağırıyor, çabuk gel. Beni buhurla diyor. Çünkü onun buhurunu çok severim. Bizim nefsimizi bize hükmeden olmaktan bizi kurtar. Amin. Biz ona hükmedelim. Amin. Sana kulluk yapalım. Ya Rabbi. Amin. Amin. Kötü nefsimizden bizi bırakma. Amin. Zilhavi ve kâizem ve şerefâ. Amin. Ve doğru ve suhûrâ. Amin. Vâdî ve sultanâ. Amin. Hazreti Ali'nin Fatiha.